Partili olduğunuz için size o yetkiyi vermedi ve aslında bundan İzmitliler büyük zarar ettiler. O hikayeyi anlatır mısınız? Çünkü o çok çarpıcı bir örnek. Evet. Diğer belediyeler için de. Buyurun. Evet. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Bizi izleyen yurttaşlarımızı da buradan saygıyla selamlıyorum. İşte bahsettiğiniz o meclis çoğunluğu olmaması nedeniyle sıkıntı yaşayan belediyelerden bir tanesi de biziz. Bunu zaten Türkiye gündemi de yakından takip ediyor. En son yaşadığımız olay araç alımlarıyla ilgiliydi. Aslında orada borçlanma etkisinden daha ziyade özellikle çok ciddi rant hikayelerinin döndüğü araç kiralama saltanatına son verip o işin, o hizmet alımının dışarıdan kişi eliyle, şirket eliyle değil, kamulaştırarak belediye eliyle yapılması gayretiydi o. Araç alma konusunda biz 2 yıl önce de aynı hamleyi yapmıştık. O dönemde de hayırdı, evetti, bir sürü gitti geldi, mecliste tartışmalarımız oldu. O dönemde biz 55 milyonluk yetki istemiştik. 55 milyona bütün araçlarımızı, 200'den fazla aracımızı satın alabiliyorduk. Ne yazık ki alamadık, o tüm yetkiyi alamadık. Bir kısmını alabildik. 27 milyon gibi zarla zorla kavga gürültü derken 27 milyonluk bir yetki alabilmiştik. O dönemde de o 27 milyona özellikle büyük kamyonlarımızı satın almıştık. 2 yıl sonra geri kalanı da özellikle kiralama ihaleleri de biterken geri kalanı da satın alalım dedik. O dönemde 55 milyon alabileceğimiz şeyler bu dönemde artık 100 milyonların üzerine çıktı tabii ki. Öz kaynağımız yok. Keşke kasada toplu o kadar para olsa da hiç kredi ya da herhangi bir borçlanma olmadan hemen bassak parayı alsak. Zaten bunun için çok tartışmaya da gerek yok. Ama belediyelerin ki programın en başından beri bahsediyorsunuz. Devraldığımız belediyeler borç yükü altında birçoğu. Bir yandan borç ödüyorsunuz, bir yandan yeni iş yapmak zorundasınız. Bir yandan 20 yıldır yapılmayanı yapmak zorundasınız. 20 yıldır yanlış yapılanı düzeltmek zorundasınız. Bir de yeni işler yapmak zorundasınız. Bunlar öyle kolay bütçelerle olmuyor elbette. Dolayısıyla biz de bu dönemde dedik ki biz kiralamak yerine, ki bu para zaten kiralamaya gidiyor. Kira öder gibi krediyle birlikte bütün araçlarımızı satın alalım. Kiralama saltanatından kurtulalım. Bütün araçları aslında kamulaştıralım. Evet. Ve belediyenin olsun siyah plakayla, milletin malıyla millete hizmet edelim. Hem daha feasible, hem daha tasarruflu, hem de oradan yaptığımız tasarrufla, yapacağımız tasarrufla başka hizmetlerimize daha fazla kaynak ayırmış olalım dedik. Ama tabii kime söylüyoruz biz bunları? Yani çok da dinleyen, anlayan ya da bunu siyaseten vatandaş lehine çok da değerlendiren bir anlayışla karşı karşıya değiliz. Mecliste sürekli tartışmalarımız, biz anlatıyoruz. En sonunda mecliste hatta bir başkan yardımcım dedi ki eşofmanlı Şevket Hoca'ya döndük dedi. Öyle anlatıyoruz olmuyor, böyle anlatıyoruz olmuyor. Biz sizi ikna edemiyoruz. Peki siz bizi ikna edin. Neden hayır diyoruz? Grup kararı diyorlar, geçiyorlar. Grup kararı, ya mantıklı bir gerekçesi, mantıklı bir şey yok. Dolayısıyla böyle bir sarmalın, böyle bir şeyin içerisindeyiz. Sayın Başkan, ama aynı konuda başka belediyede MHP ve AKP ittifakı borçlanma yetkisini veriyorlar belediye başkanı. Her türlü yetkiyi, her türlü yetkiyi veriyorlar. Yani AKP'li belediyelerde Cumhur İttifakı kendi belediyelerine hiç sorgusuz, sualsiz gelen teklife bakmadan elini kaldırıyor zaten. Sorgulamıyor bile. Sadece borçlanma değil, bir sürü satış yetkileri, borçlara karşılık bir sürü araziler satıyorlar, borçlara karşılık bir sürü kararlar geçiyor. Her şey yapılıyor ama bize geldiği zaman İzmit Belediyesi'ne damla bir şey vermiyor ama evet, diğer belediyelere oluk oluk akıtıyor. Sanki İzmit halkını büyükşehir cezalandırmaya çalışıyor. Yani sanki değil, sanki öyle. Şu anda öyle, bakın öyle, elinde olanları öyle dahi almaya çalışıyor. Aynen. Yani sanki İzmit'te yaşayan vatandaşlarımız Millet İttifakı'nı destekledi diye sonuçta burada kendi partilerine mensup olmayan bir belediye başkanı var diye her konuda cezalandırmaya çalışıyor. Bu krediden tutun, kamu alanlarının devredilmesinden tutun, birçok konuda böyle. Yani aslında belediye başkanını cezalandırmıyor. Vatandaşı cezalandırıyor. Yurttaşı cezalandırıyor. Evet. Büyük şehirlerin bizde olduğu kentlerde alt belediyelere bizim büyükşehir belediye başkanlarımız hiç ayrımcılık yapmıyorlar. İstanbul örneği 39 evet, ilçede 39'unu da Ekrem Bey ziyaret evet, etti. Evet. Kendileri kabul ettiği ölçüde her türlü kolaylığı, her türlü desteği veriyor. Onların mecliste eleştirmesine rağmen, her türlü kırıcı ifadelerine rağmen gene de yapıyor. Ama burada evet, Sayın Belediye Başkanımızın uyumlu çalışmak istemesine rağmen, her türlü öneriyi götürmesine rağmen
maalesef hiçbir anlayışı yakalanamıyor. Sayın Kaplan, bunu İzmit halkına anlatabildiniz mi? Yani bu yapılan yanlışı, yani halka ne kadar bu siyasi çekişmenin zarar verdiğini ne yaptınız evet. anlatırken? Kesinlikle anlatabiliyoruz. Vatandaş her şeyin farkında aslında. Yani bu cezalandırma politikalarıyla çok muteber olamayacaklarını zaten halk da biliyor ve kendi söylüyor. Bizim bir şey dememize de kalmıyor. Biz sahada gezerken ya bir de izin verseler, bir de önünüzü açsalar neler yapacaksınız? Biz güveniyoruz diyen o kadar çok insanla karşı karşıya kalıyoruz ki. Bir de bu engellemeleri sadece cezalandırmak da değil. Onun ötesinde biz bazı rant hikayelerine de çomak sokuyoruz. Biz bazı düzeni de değiştiriyoruz. Demokrasiden yana değiştiriyoruz. İsrafın önüne geçip israf musluklarını kapatıp aslında bir tasarruf uygulamaları, halktan yana halkçı belediyecilik politikalarını da gündeme taşıdığımız için bak öyle değil böyle olmalıdır doğrusu dediğimizde vatandaş şunu sorgulamaya başlıyor. 20 yıldır o zaman biz kandırılmışız. 20 yıldır o zaman biz hep bir yanlış yönetimle karşı karşıya kalmışız. Bizim paralarımız heba olmuş. Ya da diğer belediyeler sorgulanmaya başlıyor. Bu sefer İzmit Belediyesi böyle yapıyor. Diğer AKP'li belediyeler siz niye böyle yapmıyorsunuz? Demek ki siz göz göre göre yanlış yapıyorsunuz demeye başlıyor vatandaş. İşte şu anda iktidar rahatsız eden de bu aslında. Buradaki Cumhur İttifakı üyelerimizi de rahatsız eden bu. O sorgulamayı çok fazla istemiyorlar. Çünkü birilerinin rantına dokunuyor. Birilerinin kişisel çıkarlarına dokunuyor. Ya da birilerinin belediye kaynaklarıyla kişisel zenginliklerine ister istemez bir set çekmiş oluyoruz. Ya da bir sorgulanmasını sağlamış oluyoruz aslında. Şimdi Tuncay Bey bakın. Hani Erdoğan çıktı dedi ya bunlar topal ördek olacak falan. Evet. Ve o evet. günden bugüne 2019 yerel seçimlerinden sonra bakın mecliste belediyelerimiz azınlığa düştüğü için hemen şirketlere atama yetkisini belediye başkanlarından aldı, meclise verdi. UKM'nin yapısını değiştirdi. Yani evet. orada etkili olabilmek için oraya farklı üyeler atadı. Hiç alakasız işte derizi olmayan yere sahip güvenlik komutanını kurul üyesi olarak atadı. Yani o kadar akıllara durgunluk verici olaylar ki. Ve bakın. Bağışlara el koyuldu. Bu korona sürecinde, pandemi sürecinde yıllardır sıcak yemek dağıtan, yardım yapan belediyelerin yani neredeyse bu iktidar olmadan önce bile başlayan yardımları bile el koyuldu. Ve kesintileri %50'ye çıkardılar anında ve çevre ajansı kanunuyla birlikte büyükşehir belediyelerin otopark kurma işletme yetkisi alındı. Aynı kanunla birlikte İşte bisiklet, bu skuter, mukuter birçok şeyleri de kendilerine bağladılar. Ve yani zaman zaman belediyeler yardım kampanyalar açarlar. Pandemide oldu mesela. Kampanya yetkilerini de ellerinden aldılar.